Bâb-ı recülü yaktulu recülen keyfe yuktel. Ha, bu bab da bir adam bir adam öldürmüş. Boğmuş, yahut da asalarını kesmiş öldürmüş, yahut da başını taşla ezmiş. Onun kısası ne şekilde yapılır? Aynen kendi ne şekilde öldürmüşse öyle mi öldürülür, yoksa kılıç ile mi öldürülür? Bu da iki mesele. Geldi mi? Peki, burada kalsın. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Bâb-ı recül yaktulu recülel keyfe yuktel. Bir adam bir adamı öldürürse kısas ne türlü yapılır? Kendi ne şekilde öldürdüyse o şekilde mi öldürülür? Yoksa kılıçla mı öldürülür? Burada iki kavul var. Birinci kavul diyor ki ne şekilde öldürdüyse kendisini de o şekilde öldürürler. Bir hadisi şerif getiriyor, onu izah ediyor. Sonra diğerleri de diyorlar ki her ne şekilde olursa olsun kısas kılıç ile yapılır. Onu ispat ediyor. Evvelki hükmün evvelce İslamiyet'te varmış, neshedilmiş. Sonra nesheden hükmün kılıç ile öldürülmesi sabit oluyor. Kulası bu. Haddesen Ebu Bekret'e kâle haddesen Ebu Davud'e kâle haddesen Hümâmin en gatâdete an Enes'in enne Yahudiyye. Enes ibn-i Malik radıyallahu teâlâ anh buyurdular ki bir Yahudi gadde kırdı, ezdi râse sabiyyin bir sabinin başına. Beyin hacereyni iki taşın arasında. İki taşın arasında, bu taşın arasında onun başını ezdi. Fe'emeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de emretti. En yuradde râsû onun başı ezilsin beyin hacereyni iki taş arasında. O ne şekilde öldürdüyse Yahudi'yi de tuttular, başını iki taşın arasına koydu, ezdiler. Şimdi bu hadisi şeriften anlaşılan ne şekilde öldürdüyse onu da o şekilde öldürürler. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم إلى هذا الحديث. Ulemadan bir kısmı bu hadise sahip oldular. فقلدوه bunu taklit ettiler ve böyle amel ettiler. وقالوا dediler ki يقتل كل قاتل her bir katil öldürülür. Ne ile? Bima bir alet ile ki قتله به onunla katletti. Hangi aletle katlettiyse kendisi de o şekilde öldürülür. Mesela adam tuttu adamı boğdu. Onu da tutar boğarlar. Tuttu azalarını kesti. Onun da azalarını keserler. Hulâse ne şekilde yaptıysa öyle yapılır. Ve hâlefehum fî zâlike âherûn. Başkaları bu birinci kavli sahip olanlara muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki kullu men her bir kimse ki vecebe aleyhi onun aleyhine vacip oldu. Kavedun kısas. Yani onu kısas etmek lazım geldi. Lem yuktel, o adam öldürülmez illa bir seyf, illa kılıcıyla öldürülür. Bu da ikinci kavlün içtihadi. Ve kalu dediler ki hadel hadisü lezî ravaytumuhu sizin rivayet etmiş olduğunuz bu hadis, yani Yahudinin başı iki taşın arasında ezildi ya, bu hadisi şerif yehtemülen yekûnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İhtimali var ki Peygamber Efendimiz olmuş ola. Ne olmuş ola? Ra'a görmüş ola ki enne zâlikel qâtile o katil, o Yahudi yecibu katluhu onu öldürmek vacip oldu. Ne için? Lillahi Teala Allah için. Demek ki katili bir Allah için öldürmek var. Bir de bir beşerin hukuku var da onun için. Adamı öldürdü, adamı kısas ediyorlar. Bunu ne için öldürürler? Kısas. Kulun hakkı var. Ama bu öyle değil. Mesela Allah'a küfretti, Peygamber'e küfretti. Bunu ne için öldürürler? Allah için. Kimsenin bunda bir hakkı yok. Allah için öldürürler. İşte bunu da Peygamber Efendimiz Allah için öldürdü. Onun için kılıç ile öldürecekken başını ezin dedi. İz kâne innemâ katel alâ mâlik. Peki Allah için niçin öldürüldü? Çünkü o kızcağızı, bir kızcağızı tuttu öldürdü. Aralarında adavet yok, bir şey yok. Kız ona karşı geldiği yok, ona bir hakaret ettiği yok. O kızın üzerinde ziynetler vardı. O ziynetleri, malları almak için öldürdü onu. Aldı, hem de kız çocuğunu öldürdü. Onun için, Allah için onu öldürmek lazım. Zalim bir adam. O zulmü dolayısıyla
bunun vücudunun dünyadan kaldırılması lazım. Resulullah Efendimiz de onun için başını iki taş arasında ezdi, öldürdü. قَدْ بُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي بَعْدِ الْحَدِيثِ Hadislerin bazısında bu da beyan ediliyor. Şimdi bu okuduğumuz hadiste bir adamı öldürdü. Ne için öldürdü beyan edilmiyor. Fakat sonradan geliyor hadislerin bazılarında ki bir kızcağızı öldürdü. O da üzerinde zinet vardı. Altın, gümüş onları aldı. Aldıktan sonra onu öldürdü. Onun için Allah için Resulullah Efendimiz onu öldürdü ve başında iki taş arasında ezdirdi. Bu ihtimal var. Haddesena İbrahim İbni Davud. Şimdi bu davayı ispat edecek. Bu ihtimal var diyor. Var diyor ama acaba hadiste de buna delalet edecek bir mana var mı? Onu rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki bana İbrahim İbni Davud rivayet eyledi. Kale haddesena Abdülaziz İbni Abdillah İbveysiyyü. Kale haddesena İbrahim İbni Sa'din. An Şu'bete, an Hişam İbni Zeyd'in, an Enes İbni Malik'in. Enes İbni Malik'ten rivayet ettiler. Kale, Enes İbni Malik buyurdular ki, Ada tecavüz etti. Yahudiyyün bir Yahudi. Fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında. Ala cariyetin bir kız üzerine. Hâhâze aldı. Evdâhen zinetleri. Böyle zinetler ki kâne felîhâ kızın üzerindeydi. O ziynetleri altın, gümüş bunları aldı. وَرَدَخَ رَأْسَهَا Başını da kırdı. Yani aldı bıraktı yani bir talan etmekle kalmıyor. Bir de onu öldürüyor. Başını eziyor ki yaşamasın. فَأَتَى بِهَا اَهْلُهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ O kızı öyle yaralı yaralı aldı Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirdiler. وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَكِنْ O kızcağız da son can veriyor artık, son nefesleri. Vakat esmetet, konuşmaz olmuş, konuşamıyor daha. Esmetet artık lal oldu. Yani hastalığın kafasındaki, dimağdaki tesir o kadar olmuş ki, aklı başında ama konuşamıyor. Ve kâle lehâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, men gateleki. Peygamber Efendimiz ona dedi ki, seni öldüren kimdir? Efülânun. Bir adam gösterdi. Şu adam mı seni öldürdü? Yahut ismini söyledi. Filan adam mı seni öldürdü? لِغَيْرِ الَّذ۪ي قَتَلَهَا Öldüren adamın başka birisini Resulullah Efendimiz zikrederek filan adam mı seni öldürdü? Yani tecrübe ediyor bakalım ki kızın aklı başında mı? Öyle öteki adamı söylüyor. O öteki adam öldürmemiş ki. Acaba bu mu seni öldürdü diye sordu. فَاَشَارَتْ بِرَاسِهَا اَيْلَا Başıyla işaret etti ki yok beni öldürmedi. Konuşamıyor ya fakat aklı başında öldüren o değil dedi. فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرْ غَيْرِ الَّذ۪ي قَتَلَهَا Öldüren adamın gayrisi başka bir adama daha işaret etti, söyledi. Bu mu öldürdü? فَاَشَارَتْ بِرَاسِهَا اَيْلَا Gene başıyla işaret etti ki hayır, o da değil. فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا Katilini de ismini zikrederek filan mı seni öldürdü? Yahudi'yi söyledi. Evet. فَاَشَارَتْ اَيْنَعَمْ Başıyla işaret etti ki evet beni öldüren o. Şimdi kızın aklı başında hele konuşamıyor ama öldürmeyen adam hayır öldürmedi filan o da öldürmedi ya. Esas katilini söyleyince evet. Konuşamıyor ama başıyla işaret etti ki evet. O öldürdü. فَاَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emretti. فَرُدَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ iki taşın arasında onun başı da ezildi. O şekilde öldü. فَاِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَعَلَ دَمَ ذَٰلِكَ الْيَهُودِيِّ O Yahudinin kanını Peygamber Efendimiz kılmış olduysa قَدْ وَجَبَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah için kılmış olduysa yani onu Allah için öldürdüyse كَمَا يَجِبُ دَمُ قَاتِعِ الْتَر۪يقِ Yol kesenin adamın kanını dökmek vacip olduğu gibi لِلّٰهِ تَعَلَى اللّٰهِ için. Yani nasıl ki bir adam silahı alır, yol keser, onu bunu vurur, malını alırsa o yakalandığı gibi kılıcıyla mı öldürürler onu? Yok, onu azab ile öldürürler. Niye? Allah için. Bu silahla onu bunu tehdit etmiş İbadullah'ı. Bu Yahudi'yi de onlar gibi katli, terik gibi Peygamber Efendimiz kısas etti, öldürdüyse
fekâne lehu en yuktele. Fekâne oldu. Lehu o adam için yahut da lehu Resulullah'a da raci olur. Resulullah için oldu. En yaktule o adamı öldürmeyi, öldüre Yahudi'yi. Keyfeşâ dilediği gibi. Katil terik gibi olduğunda onu Resulullah Efendimiz öldürmek hakkıdır. Bi seyfin ev bi gayri zalik. Nasıl arzu ederse, isterse kılıcıyla öldürür, isterse başka bir şekilde öldürür. Vel müsletü, müsle ise ağız, burun, bazı azaları kesip de insanı canlı bırakmak ve sonuna kadar öyle azapta kalmak, buna müsle derler. Müsle de hineizin, o vakitler mübahetün mübahidir. İslamiyetin evvelinde müsle yapıp bırakmak da mübahidi, sonradan nehyedildi. Kemâ fe'ale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bil ureniyyin. Peygamber Efendimiz ürenden gelen adamlara yaptığı gibi müsle yaptı. Bu vakitte mübah olduğunda onlara müsle yaptı. O ne? Ureniyyin meselesine onu izah edecek. Fe innehu haddesena Yunus. Yunus bize rivayet eyledi. Kale haddesena ibn Vehbi. قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أنس بن مالك buyurdular ki قادم ثمانية رهط 8 kişilik bir cemaat geldiler min ukulin ukul kabilesinde fastawhamul medine medineyi vahim buldular yani havasını ağır buldular yaramaz hasta oldular. Fedaatem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onları gönderdi. İlâ zevudin lehu. Resulullah Efendimiz'in 5-10 devesi var idi dışarıda. Çölde otlardılar. Onların yanına götürdü ki oranın havası daha sağlamdır. Çöl havası. O develerin sütlerinden yesinler, istifade etsinler. Orada sıhhatleri düzelsin. Feşeribu min elbâniha. Gitti o develerin sütlerinden içtiler. Havada güzel iyi oldular. فَلَمَّا صَحُّ وَقْتَكِ afiyetleri yerine geldi o 8 kişinin. اِرْتَدُّ عَنِ الْاِسْلَامِ İslam'dan irtidad ettiler. Küfre döndüler. وَقَتَلُوا رَعِيَ الْاِبِلِ Develerin çobanını da öldürdüler. وَسَاقُوا الْاِبِلِ Develeri de aldık ettiler. İki çoban var idi. Birisini öldürdüler. Öteki bunu görünce kaçtı. Onu tutamadılar. Onu öldürdü, develeri de aldık ettiler. Feba'ase Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gönderdi fi atarihim, onların peşleri sıra adamlar gönderdi. Feahezu, onlar gitti yakaladılar. 20 kadar ensardan gençler vardı, onlara emretti. Onlar hemen silahlandılar. Bir de iz süren adama gaif derler. Bir izci buldu, dedi ki bak izleri takip et. O izi takip etti, onlar gitti kavuştular. فَأَخَذُوا O 8 kişiyi yakaladı getirdiler. فَقَتَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْفِلَهُمْ Peygamber Efendimiz onların ellerini kesti. Ayaklarını da kesti. İşte buna müsle derler. وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ Gözlerini de demirleri ateşte kızdırdı. Gözlerine sürdü. Gözlerini de kör etti. وَتَرَكَهُمْ Onları öyle terk etti, bıraktı. حَتَّى مَاتُوا Öyle azap içerisinde öldüler. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أنس بن مالك ينبو حديث الشريف أبد رواية إلدي حدثنا أبو مية قال حدثنا قبيسة عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس Hazreti Enes'ten rivayet eyledi. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ayet-i kerimesi mucebinde. Şu bir kimseler ki Allah'a ve Resulüne harp ederler. Kale Hazreti Enes buyurdu ki hüm işte bu Allah ve Resulü ile harp edenler kimlerdir? Hüm bunlar min ukelin ukel kabilesindendir. İşte bu 8 kişi develeri alıp kaçıranlar. قَتَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kesti اَيْدِيَهُمْ ellerini وَاَرْجِلَهُمْ ayaklarını وَاِتَمَارَ اَعْيُنَهُمْ üzerinde kör etti. Demir ateşte kızdırırlar, vurduğu gibi gözü kör oldu. حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْنِ قَالَ حَدَّسَنَا
حميد عن أنس حا وحدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Enes'in rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz kata aydihum ve erşilerum. O sekiz kişinin ellerini ve ayaklarını kesti ve semera ayunehum gözlerinde kör etti ve terekehum onları bıraktı hatta matu öyle azab içerisinde öldüler. Haddesena Fehd ibn Süleyman kale haddesena Ebu Gassan kale haddesena Züheyr ibn Muaviye kale haddesena Simak ibn Harbin en Muaviye ibn Kurra en Enes ibn Malik kale أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من حي من أحياء الأرض. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz'e Arap kabilelerinden bir kabileden bir cemaat geldiler. فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوا Müslüman oldular, Resulullah Efendimiz'e biat ettiler. قال Hazreti Enes diyor ki فَوَقَعَ النَّوْمُ وَهُوَ الْبِرْسَمُ Birsam denilen hastalık geldi ki durmadan uyur. Uyur yani sıhhat elden gitti uykuya düşer. İrsam hastalığı. Fekalu o sekiz kişi dediler ki ya Resulullah hazel veca kad veka. Bu hastalık bize geldi. Felev ezinte lena eğer bize izin verirsense fekharicna ile libil biz develerin otladığı yere çıkalım. Fekunna fiha orada olalım. Çölde olalım çünkü Medine'nin havası bizi hasta etti. Yani kâle ne'am kastediyor ki Peygamber Efendimiz onlara ne'am dedi. Uhrucu fekûnu fiyâ gidin o develerin olduğu yerde kalın. Kâle Hazreti Enes dedi ki fekharecu çıktılar. Çıktılar, gittiler o develerin sütlerinden içtiler. Sıhhatleri, afiyetleri yerine geldi. Fekatelû eheder râiyeyni. İki çoban vardı, ikisinin birisini öldürdüler. Ve zehebû bil ibili develeri de aldı gittiler. قال Hazreti Enes dedi ki ve ca'al ahar ve kat harit öteki çoban geldi çünkü o kaçtı yani tutamadılar o geldi fekale haber verdi ki kad katelu sahibi benim arkadaşımı öldürdüler ve zehebu bilidil develeri de götürdüler diye haber verdi قال Hazreti Enes dedi ki ve indehu sallallahu aleyhi ve sellemin yanında da vardı şübbanun minel ensar ensardan bir cemaat vardı garibun min işrin 20'ye yakın gençler vardılar. Kale Enes dedi ki فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ Onlara gönderdi. اَشْشُبَّانَ gençleri gönderdi. Kim? اَنَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz gençleri onların peşine gönderdi ve بَعَثَ مَعَهُمْ o gençlerle beraber gönderdi. قَائِفًا ayak izini süren bir adam gönderdi. فَقَسَّ اَثَارَهُمْ onların ayaklarının izini takip etti. Bu Araplarda bu o kadar meşhurdur ki taşın üzerinde yürüse gene onu bilir. Ne suretli olursa olsun o ayağı izini bir defa gördü mü başka ayakları da kalkışsa gene bilir. Bilhassa çölde daha kolay. O gitti, sürdü, yakaladılar, kavuştu yakaladılar, sövüt yedi. Fefe'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz işledi bil üreniyi işte bu üreniyi dedikleri adamlara bu öküzden gelen 8 kişiye ma feale bihim onlara işledi ki bu işi işledi minha da bu müsle felemma hallelehu vaktaki Peygamber Efendimiz'e helal oldu min sefki dimaihim onların kanlarını dökmekten helal oldu fekâne lehu Resulullah Efendimiz'e de caiz oldu en yaktulehum onları öldüre keyfe ahabbe, nasıl severse. Ve inkâne zâlike temsilen bihim. İstersen o onları müsle olsa bile, müsle olarak öldürdü. Resulullah Efendimiz'e madem caiz oldu, müsle olarak biz bile olsa onları öldürmek Resulullah Efendimiz'e caiz oldu. Ne için müsle olarak öldürdü Peygamber Efendimiz onları? لَاَنَّ الْمُسْلَةَ كَانَتْ حَيْنَ اِذٍ مُبَاحَةً Müsle o vakitte İslamiyet'in evvelinde mübah idi, haram kılınmamıştı. Sümme nüsihat ba'de zalik. Ondan sonra nesfedildi. Ve neha anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz müsleden nehyeyledi. Vaktaki bu böyle oldu. Resulullah Efendimiz müsle var idi. Sonradan nesfedildi. Müsle ile onları öldürdü. Bunu ki Peygamber Efendimiz bu şekilde öldürdü. Felem yekun li ahadin
hiçbir kimse için caiz olmadığı neshedildikten sonra en yef'alaha müsteiş değil. Bu ikinci kavlün delilleri. Diyorlar ki evet, öğreni yine bunlara Resulullah Efendimiz müsteil öldürdü, o vakitte helal idi, mübah idi. Fakat sonradan neshedildi, bundan sonra hiçbir kimseye müsteil insanı öldürmek caiz değildir. Onun için bir adam bir adamı öldürürse, her ne şekilde öldürürse öldürsün, kısas edilirken kılıç ile kısas edilir. فَيَحْتَمُلْ اَنْ يَكُونَ فَعَلَ بِالْيَهُودِيِّ. İhtimali var ki Resulullah Efendimiz Yahudi'ye işledi. Neyi? مَا فَعَلْ işlediğini مِنْ اَجْلِ ذَلِكِ bundan dolayı. Yani o vakitte müsle helal idi, nesk edilmemişti. Onun için Yahudi'yi de tuttu, başını ezdirdi. ثُمَّ نُسْخَ بَعْدَ ذَلِكِ. O Yahudi'yi öldürdükten sonra müsle nesk edildi. Evet, نُسْخَ ذَلِكِ bu nesk edildi. بَعْدَ نَسْخِ الْمُسْلَةِ müsle edildikten sonra, müsle yapmak caiz idi, o nesk edildi. Onun için başını Yahudinin ezdirdiği de ondan o zaman da olmuştu, sonra da nesk edildi. Bir bu ihtimal var. وَيَحْتَمُلَ اِذَا yine başka bir ihtimal var ki اَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولَ اَكْرَمُ Efendimiz olmuş ola. لَمْ يَرَ مَا وَجَبَ عَلَى الْيَهُودِيِّ مِنْ ذَلِكِ لِلّٰهِ تَعَالَى Yahudi'yi öldürdüğü Allah için değil, yani onun için yapmadı da وَلَاكِنَّهُ رَآهُ وَاجِبًا onun başının ezilmesini vacip gördü. Ne için? لِاَوْلِيَاءِ الْجَارِيَةِ o kızın velileri için. Adam kızlarını öldürmüş, başını ezmiş. Ha öyleyse bunlar da kendi kızlarını öldüren adamın aynı şekilde ölmesini arzu ettiler. Peygamber Efendimiz de bunu vacip gördü. فَقَتَلَهُ لَهُمْ onun başını taşla ezdirmesini onlar için yaptı. Yukarıda ne dedi? Ya Allah için olur. O Yahudinin başını ezdirmesi Allah için oldu. Öğreni yine yaptığı gibi. Yahut da o kızın velilerinin hatirini yerine getirmek için onlar öyle talep ettiler. O şekilde öldürdü. فَحْتَمَلَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ كَمَا فَعَلْ Peygamber Efendimiz nasıl işlediyse öyle o şekilde öldürdü. Yani Yahudinin başını iki taş arasında ezdirdi. لَاَنَّ ذَٰلِكَ o başını iki taş arasında ezdirmek وَالَّذِي كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ o Yahudinin üzerine vacip olan oydu. O kızın başını iki taş arasında ezdiğinde vacip olan onun da başının iki taş arasında ezilmesi lazımdı. Onun için Resulullah Efendimiz öyle öldürdü. Bir de bu ihtimal var. وَاَحْتَمَلَنْ يَكُونَ الَّذ۪ي كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ bir de var ki o Yahudi'nin üzerine vacip olan huve sefküddem onun kanının dökülmesi, onun öldürülmesi, onun aleyhine vacip olan buydu. Ne ile kanını dökeceksen, öldüreceksen ve iyi şeyin, ne ile olursa olsun. O da neden? Mimma şa'el veliyyü bi sefkihi o mektulun velisi ne şekilde öldürülmek isterse o şekilde öldürülür. Bir de bu ihtimal var. فَخْتَارُوا الرَّدْقَةِ Resulullah Efendimiz caiz ki onlara sordu, kılıçla mı öldürelim, yoksa başını mı ezelim, ne şekilde istersiniz? Onlar da ya Resulullah başını ezmesini isteriz dediler, ihtiyar ettiler. Resulullah Efendimiz de فَفَعَلَ ذَٰلِكَ o Yahudinin başını işte ezdirdi, لَهُمْ مَكْتُولُنْ evliyası için. Kim işledi bunu, başını ezdirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu 3-4 ihtimal var. 3-4 ihtimal olursa hadihi vücuhun bunlar vecihlerdir, ihtimallardır. Yehtemiluha hadel hadis. Bu hadisi şerif, bu ihtimalların hepsine mühtemildir. Bu vecihlerin hepsine mühtemil. Ve la delalete me'ana bizimle beraber bir delalet yok. Öyle delalet ki yedullüne bize delalet eder ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz arada ba'daha dune ba'du. Bu ihtimallerin bazısını murad ettiği, bazısını murad etmedi diye bizim bir delilimiz yok. Hadiste de 3 nede ihtimali var. Hatta 3-4 ihtimal. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki اَنَّهُ قَتَلَ ذَٰلِكَ الْيَهُودِيَّ o Yahudi'yi katlettiği بِخِلَافِ مَا كَانَ قَتَلَ بِهِ الْجَارِيَةِ cariyeyi katlettiği şekilde değil de başka bir şekilde katletti. Bu rivayet de var. Yani bunların hepsini getirmesi, birinci kavl bu hadisi getirdiler ki madem cariyenin başı ezildi, Yahudunun da başı o şekilde ezildi. Binaenaleyh katil ne şekilde öldürdüyse o şekilde öldürülür. Delil,
İttihaz ediyorlar bu hadisi. Evvela dedi ki bu hadisin dört türlü ihtimali var. Bu ihtimallardan hangisini Resulullah Efendimiz murat etti bilmiyoruz. Dört ihtimaldan birisini alalım, ötekini atalım, bu olmaz. Sonra başka burada bir rivayette daha var ki Yahudi'yi başka bir şekilde öldürdü Resulullah Efendimiz. Ne şekilde? Onu da zikrediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena İbrahim ibn Ebi Davud kala haddesena kalayı niye getirdi? Kale olacak. İbrahim ibn Ebi Davud kala haddesena Ebu Ya'la Muhammed ibn Sal kala haddesena Ebu Safvan Muhammed ibn Sa'id ibn Abdülmelik ibn Mervan kala ibn Ebi Davud ve kâne sıkatı. Nerede gördünüz? He? Aşağıdaki şeyde ki kafamında merzuk yazılıyor. Yok orada değil ki, o başka. Ve fi nüshatin merzuk. Yani haddesena İbrahim ibn Ebi Davud merzuk, o başka. Fakat kala burada şey yapmadı ki, iki senet getirmedi ki kala diye. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. Bitti. Ondan sonra kala diyecek. Haddesena Ebu Ya'la Muhammed ibn Sad. Kala haddesena Ebu Safvan Muhammed ibn Sa'id ibn Abdülmelik ibn Mervan. قال ابن أبي داود وكان ثقة ورفع به عن ابن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس هنا رواية حضرت أنس الدايان يقول أن رجلا من اليهود يهودilerden bir adam radaha râse cariyetin bir kızın başını taşla kırdı ala huliyyin leha onun üzerinde bir zinet vardı o zinet için فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz emretti o Yahudi'yi en yürüceme rejim oluna. Hatta kutil. Ölünceye kadar rejim olunmasını emretti. Bak bu da başka bir şekil. Rejimle başını alıp da taşa ezmek değil, ortaya alacaklar, dört taraftan taş vuracaklar, vücudunun neresine gelirse gelsin. Başına gelsin, gözüne gelsin, göğsüne gelsin, o şekilde ölünceye kadar taşlanacak. Bu da başka bir şekil oldu. Fî hâdel hadis, bu hadiste olucudur ki, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فنمز كان قتل ذلك اليهودية ويهودي والدردي رجما رجم درك طاش أطلالا ما سببه لولدردي بقتله الجارية جارية والدردي يندن على ما ذكرنا في هذا الأسر وأسر دو قدومز شكل ده جارية üzerindeki زينتي aldı başını ezdi Peygamber Efendimiz de onu رجم ettirdi. وفيما نقدمه وفيما كلبر روايتlerde olucudur ki nukaddimuhu biz onu takdim ediyoruz min el asar eserlerden vahvarat hurasaha o da nedir o hükümde onun Yahudunun başının ezilmesi radhuhu o Yahudi radhettiydi kırdiydi rasaha cariyanın başını ve recmu recim ise kad yusibur rase ve gayrar rase Yahudi cariyenin başını kırmıştı. Fakat Resulullah Efendimiz Yahudi'yi rejimle öldürdü. Rejim ise insanın başına da isabet eder, başın gayrısına da isabet eder. Fakat katalehu öyleyse Resulullah Efendimiz Yahudi'yi öldürdü. Begayri ma kana katale bil cariye. Cariyeyi öldürdüğü şeklin gayrısını da öldürdü. Rejim olursa aynı şekli yapmadı ki. Başka bir şekilde yaptı. Evet. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّمَا كَانَ فَعَلْ Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu كَانَ حَلَالًا يَوْمَيْزِ O günü helal etti. O şekilde öldürmek. ثُمَّ نُسِخَ Sonra o nesk edildi. بِنَسْخِ الْمُسْلَةِ Müslenin neskiyle beraber o da nesk edildi. Öyleyse ne çıkacak bundan? Kısasta kılıçtan başkasıyla öldürmek caiz olmayacak. فَمِمَّا رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪ي نَسْخِ الْمُسْلَةِ Peki müsle var idi de nesk edildi. Buna dair de bir rivayet var mı? İmam-ı Tahavi diyor ki var. مَا قَدْ حَدَّسَنَا نَسْرُ بْنُ مَرْزُقُ Nesr-i bin Merzuk bize rivayet eyledi diyor. قَالَ حَدَّسَنَا بُنَ اَب۪ي مَرْيَمْ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدْ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنِ جُرَيْجْ عَنْ اَكْرِمَةَ قَالَ قَالَ اِبْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah bin Abbas buyurdular ki Nehen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyetti Anil mücessemeti mücessemeden Bir hayvanı oturtturacak bir yere
bağlayacak. Ondan sonra onu hedef ittihaz edip ona ok atacaklar, kurşun atacaklar. Bundan nehyetti. Vel mücessemetü, mücesseme nedir? Eşşâtu, bir koyundur ki türmâ bin nebli. Ok atılır ona. Hatta tükter, ölünceye kadar. Mücesseme esasen o koyunu bir yere bağlıyor. Ondan sonra uzaktan nişan alıyorlar. Bakalım kim güzel isabet eder. Sen güzel bir şey isabet edeceksen sen git. Bir ağaç koy, bir tahta koy. Hayvanı niye bağlıyorsun? Hayvanı azap etmek haram. Resulullah Efendimiz bundan nehyetti. Cahiliyet devrinde o varmış. Bir hayvanı götürüp bağlıyorlar bir yere. Bakalım kim bunu isabet eder. O şimdi sözü açıyor da Erbum'den evvel Erzurum'a gelirlermiş. Erzurum'un cenub tarafı Kürt'tür. Hep Kürt. Silah alır. Güzel bir tüfeng alır. Tüfeng çıkar Erzurum'dan bir saat, iki saat gitmeden yollar artık. Yolcular geliyor. Uzakta yolcu geliyor. Şimdi arkadaşına dermiş ki acaba bizim bu tüfeng adam öldürür mü, öldürmez mi? Karşıda gelen yolcuyu nişan alıyor. Trank diye vuruyor. Tamam. Güzel tüfeng. Tüfengin atılıp atılmaması, nişanılıp alınmaması gelen bir yolcu da tecrübe ediyor. Daha bundan 40-50 sene evvel. Yani cehalet o dereceye gelmişti. Bu da cahiliye zamanında insanlara değil de insanlara yapsa o adamın kavmi kabilesi kıyam edecek, kısas isteyecek, diyet isteyecek, ondan korkarlarmış. O diyet meselesinden de hayvan getirir kor, hayvanı hedef alırlarmış. Resulullah Efendimiz bunu lehyeyledi. Öyleyse bir ruh sahibi hayvana azap etmek haram olursa insana azap etmek evla bitterek haram olur. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Bişir ibn Ömer, ha. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء العدائي قال evet bu iki senedi getirdi ya, birinci senette Bişr ibn Ömer, ikincisinde Abdullah ibn Raca, bunların ikisi dediler ki اخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz قال buyurdu لا تتخذوا اتخاذ etmeyiniz şeyen hiçbir şeyi öyle şey ki fihi anda orucudur ruhu ruh. Onda ruh olan bir şeyi yapmayın. Ne yapmayın? Varadan hedef yapmayın. Yani bir yere koyup da ona silah atmayın. Ona azap etmeyin. İşte bunlar delalet ediyor ki müsle haram kılındı. Müslenin neshedildiğinin delilleri. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasrin kâle semiyatü Yezid ibn-i Harun kâle akberana şuabatü fezekere bi isnadihi mislehu. حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول وسمعت عن كلمة قال أحدهما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية إلى ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن ورجة قال حدثنا شعبة عن سماك عن كلمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فاتن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير المجاهد يعني بوندا شفيه diyor bu hadisi minhal ya Said ibn Jubeyr'den yahut Mücahid'den rivayet edilmiş. قال سعيد يقول للمجاهد dedi ki مر ابن عمر عبد الله بن عمر تصادف etti bir dücacetin bir tavuğa. Kadını sibet türma. Onu bir yere dikmişler, onu atıyorlar. Bunu gördü. Fekal ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer dedi ki Semi'atü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yenha nehyederdi. En yümessele bil behaim hayvanların nüsle edilmesini nehyederdi. Yani ona azap edilmesini nehyederdi. Çünkü attığın gibi yaralanacak o, hemen ölmeyecek. Tekrar atacak, yaralanacak, tekrar atacak, yaralanacak, ölünceye kadar. İşte müstebu bundan Resulullah Efendimiz nehyetti. Şimdi Abdullah ibn Abbas'tan rivayet getirdiği gibi bu da Abdullah ibn Ömer'den geldi. Haddesena Ahmed ibn Abdurrahman ibn Vehbi. Kale haddeseni ammi, vehve ibn Vehbi. Kale haddeseni Amr ibn al-Haris ve ibn Lehi'ate. أن بكر بن عبد الله حدثهما عن أبيه عن ابن يعلى أنه قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حضرت خالد أولي عبد الرحمن من بيز غزايا كتك
فَوْتِيَ بِعَرْبَاتِ عَلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِ Düşmandan dört aluş getirdiler. İlç demek, kafire ilç derler. Yani dört kafir getirdiler düşmandan. فَاَمَرَ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنَ emreyledi. فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ Onlar bir yere dizildiler. Ok attırarak onları öldürdü. Sabran dedi ki, yani o harp ederek ölmüyor. Esir olmuş. Esiri tutar öldürür. Sonra derler ki Sabran öldürdü. Esiri öldürdü. Hem bunlar esir olmuş hem esiri öldürmek haram. Bir de kılıcıyla öldürmüyor da ok atarak öldürüyor onları, azap ederek. Bu şekilde onları öldürdü. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ اَبُوْ اَيُّوبَ الْاَنْصَارِ Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'ye bu haber girişti. Demek ki o da ordudaymış. فَقَالَ سَمِيَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Dedi ki, ben Resulullah Efendimiz'i işittim. يَنْهَا عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ Sabran bir adamı öldürmeden nehyederdi. Yani esir olduktan sonra onu öldürmek haramdır derdi. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَد۪ي Benim nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً Eğer o bir tavuk olsa مَا صَبَّرْتُهَا Ben onu öyle hedef dikerek onu öldürürüm. Tasvir etmem dedi Ebu Eyyub-i Lemsari. Değil insan, bir tavuk olsa bile onu bile öldürmem dedi. فَبَلَغَ ذَٰلِكْ عَبْدَرْرَحْمَانِ Abdurrahman ibn-i Halid'e bu söz erişti. Vakıtta pişiman oldu. Ben cehalet etmiş bunları öldürmüşüm dedi. فَاَعْتَكَ اَرْبَعَ رِكَابٍ Ona kefaret olmak üzere dört köle azat etti. Allah Allah. Kefaret olsun diyor. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. Kale haddesena el-Vehbiyyü, kale haddesena ibn-i İshak. An Bekrin. Fezekere bi isnadi mislehu. Aynı hadisi şerifi. İbrahim ibn Ebi Davud İmam-ı Tahavi'ye rivayet eyledi. Haddesena Ebu Bekret'e. Yine İmam-ı Tahavi diyor ki Ebu Bekret'e bana rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Asim. An Abdülhamid ibn-i Cafer. قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري dedik الرسول الله Efendimiz نهى عن صبر الدابة bir hayvanı böyle hedef kılıp da öldürmekten nehy etti. Hedef ittihaz etmeyi sabır, yani hayvan hiçbir şey yapmıyor. Bir zararı da yok, sen onu durup dururken vurup öldürüyorsun. İnsanı hiç öldüremezsin. قال Ebu Eyyub, Ebu Eyyub el-Ensari buyurdular ki وَلَوْ كَالَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَّرْتُوا Bir tavuk bile olsa onu durup dururken öyle öldürmem. Hedef yapıp öldürmem. قال Ebu Eyyub وَلَوْ كَالَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَّرْتُوا Bir tavuk bile olsa ben onu hedef ittihaz edip de ona silah atmam demiş Ebu Eyyub. Sabartı demek ki yani onu nişan koyup da ona atmak. Şimdi Müslen'in haram olduğunu ispat için bu rivayetleri getirdi. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden de getirdi rivayet. Yine başkasından da getiriyor. Haddesene ibn-i Ebi Davud. Kale haddesene Amr ibn-i Avud. قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا يعنبر فلنز بزا خطو قردي فيأمرنا بالصدقة خطبة سند دائما صدقة إلى بزا أمر دائما صدقة ورن دائما وينهانا عن المسلد مسلدان دا بزي نهي دائما زينهار مسلد يقمي روح صاحبي İnsan olsun, hayvan olsun, bazı azalarını kesip de böyle bırakmayın, ona müsaade eder. Azap içinde kalır. Bu günahtır, haramdır. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Amr ibn-i Avun, kâle haddesene Hüseyin, en Hümeydin anil Hasan, kâle haddesene Semurat ibn-i Cündü, kâle kallemâ khatabena Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Semure diyor ki, Peygamber Efendimiz çok defa bize hutbe okurdu, hutbeten. Hutbe okumakla hutbe okurdu. Kallama demek yani hiç yapmazdı. Hutbe okumazdı. İlla emrana fiha. İlla onda bize emrederdi.
bu hutbesinde. Neyle? Biz sadakati sadakeyle emrederdi. Ve nehâna fîhâ o hutbesinde bizi nehyederdi. Anil müfleti, müsledinde nehyederdi. Haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Haccâcü ibnül Minhal, kâle haddesene Yezîdü ibnü İbrahim, kâle haddesene el-Hasan, kâle Semuretü ibnü Semura. İnne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, قَلَّمَا خَامَ ف۪ينَا يَخْتُبْ Biz de hutbe okumaya kalkmazdı illa emrena bis sadakati. İlla bize sadakeyle emrederdi ve nehâne alil müsleti, müsledende nehyederdi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, قال حدثena Vehbun, قال حدثena Şubetven, Hişam ibn-i Yezid. An Enes ibn-i Malik, قال neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nehy eyledi. Neden? En tusberel behaimu, hayvanların hedef ittikaz edilmesinden. Hedef nasıl hedef? Yani bir avı görmüş de onu hedef etmiş, atıyor, bu manaya değil. Hayvanı tutmuş, bağlamış, işte ona sabır derler. Hayvanı tutmuş, bağlamış, ondan sonra hedef ittikaz etmiş. İşte bundan nehyederdi. Haddesena Ravhü bin Ülferş, kâle haddesena Yusuf bin Adi, kâle haddesena Kasim, yani İbn Malik. قاسم بن مالك عن مسلمة بن نوفل الثقفي قال حدثنا المغيرة بن صفية عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلت في أن برف المس مسلدا نهي إلى درر يعني başka başka sahabelerden getiriyor ki kuvvetli deliller yani sade zayıf bir hadis olsa bir sahabeden gelir. Birkaç sahabeden geldiği gibi kuvvetleşir. Belki de tevatür derecesine çıkar. Haddesene ibn-i Ebi İmran ve ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Osman ibn-i Ebi Şeybe kâle haddesene Gundur an Şabete an Mughirete an Şibakin an İbrahim'e an Hüney ibn-i Nüveyre an Alkamete an Abdillahi an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiste Abdullah mutlak olarak zikredildi mi? Abdullah ibn-i Mesud murattır. Abdullah ibn Mesud rivayet ediyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdular. Ehsenun nasi kitleten. Öldürmek yönünde nasın en güzeli ehlül iman, iman ehlidir. İmanı olanlar hayvana azap etmezden onu öldürürler, boğazlarlar. İman olmadı mı ona azap verirler. Haddesena ibn Ebi Davud kale haddesena Amr ibn Avud kale haddesena Hüseymin en Mughireten İbrahim'e gerisi ve lem yezkur şeyenne şeyen değil orada yanlış ve lem yezkur şibaken bunu tasih edin yani yukarıda arada şibak var ya şibak vasıtasıyla rivayet ediliyordu. Onu zikretmedi bu rivayette. Şibaken sonuna bir kef ilave edin. Onu da uyayı da bay edin. Şibaken diyor ki yukarıda İbrahim Şibak'tan Şibak Mughire Şibak'tan Şibak İbrahim'den. Evet. O da neden? Hüney'den. Diyor ki burada İbrahim kimde velem yeskür şibaken en hüneyyin. Şibak'ı hiç arada zikretmedi. Şibak'tan rivayet eden kim idi? Yukarıki birinci de ondan evvelki şeyde. Mughire. Evet. Mughire Şibak'tan. Burada diyor ki Şibak'ı hiç zikretmedi. Mughire kimden rivayet etti? İbrahim'den. Halbuki Mughire İbrahim'den rivayet ettiği yok. Mughire Şibak'tan, Şibak da İbrahim'den. Burada diyor ki Mughir İbrahim'den rivayet etti, Şibak'ı zikretmedi. وَلَمْ يَسْكُرْ شِبَاكَنْ اَنْ هُنَيِّنْ O da kimden? İbrahim'den, Hüney'den, Hüney ibn-i Nüveyre'den. اَنْ اَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِسْلَهُ Aynen bu hadis-i şerifi zikretti fakat arada Şibak'ı zikreylemedi, hadis munkati oldu. فَقَدْ سَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ İşte bu hadislerle sabit oldu. Neshul müsleti, müslenin neshi. İslamiyet'in evvelinde müsle varmış, sonradan neshedilmiş. Ba'de en kânet mübâheten. Evvelce mübah idi, sonradan neshedildi.
Alâ mâ kad rabeynâhu fî hadîsil üreniyyin. Evvelden var olduğunu neyle ispat ettik? İşte üreniyyin hadisiyle ispat ettik ki evvelden mübah idi. Sallallahu aleyhi ve sellem Ökel kabilesinden gelen işte üreniyyin diyorlar ya 8 kişi. Onlar develeri götürdüler. Çobanın birini öldürdüler. Onlar da o çobanını müsle etmiştiler. Elini ayağını kesmiş, gözlerini kör etmiştiler. Resulullah Efendimiz de onları o şekilde müsle etti. Bu caiz olmasa Resulullah Efendimiz yapmazdı. İslamiyet'in evvelinde var idi, caiz idi. Sonra da neshedildi. Neshedildiğine dair de birçok hadisler rivayet eyledi. فَاِنْ قَالَ قَائِرٌ Bu arada bir adam yeteraz ise dese ki لَمْ يَدْخُلْ Dahil olmadı. مَا اُلْ بِشَيْكِ اِخْتَلَفْنَا نَحْنُ وَاَنْتُمْ Bizimle sizin ihtilaf ettiğimiz mesele dahil olmadı. Fihi buna. Bizimle sizin arada ihtilaf ediyoruz ki öldüren adam ne şekilde öldürdü ise kendisini de o şekilde öldürmek lazımdır esas. Bunda ihtilaf ediyoruz. Müsle var idi, yoktu. Biz bunda değiliz ki. Bu buna dahil değil ki. Siz bunu araya getirdiniz. O da neden? Sizinle bizim aramızdaki olan ihtilaf. Minel kısasi kısastan. Fihada bu babda. لَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri kâle buyurdu. اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ فَاِنْ عَاقَبْتُمْ Siz azap ederseniz فَعَاقِبُوا azap ediniz. Nasıl? بِمِثْلِ مَا وَلْ بِشَيْ مِسِيلَ كُ عُقِبْتُمْ Siz azap olundunuz bihi o şekilde. Siz ne şekilde azap, küffardan azap görürsünüzse siz de onları o şekilde azap edin. Bu ayeti kerime var. Öyleyse bir adam gelmiş de birisinin başını taş arasında ezmiş. Siz de onun başını taş arasında ezin. Mesela Yahudinin başı ezildiği gibi. Binaenaleyh siz müsle var idi yoktu biz o buraya dahil değil diyor. Müsle varmış nehyedilmiş. Fakat bu müsle başka bir kafir yahut da bir katil bir Müslümanı öldürmüş. Yahut da bir Müslüman bir Müslümanı öldürmüş, siz de o şekilde öldürün. Bizim ihtilafımız burada. Yani itiraz da biraz kuvvetli ha. Fakat cevabında diyor ki, قِيلَ لَهُ Ona denilir ki, لَيْسَتْ هَذِي الْآيَةُ يُرَادُ بِهَا Bu ayet murad edilir, olmadı. هَذَا الْمَعْنَى Bu ayet ile bu mana murad edilmedi. Sen bunu delil getiriyorsun ama ayetin manası bu değil. Ayette başka şey murad. Kafirler sizi ne şekilde öldürdüyse siz de onları o şekilde öldürün manasına değil. Sen böyle anlıyorsun ama esas bu ayetin sebebi nüzuli başka. İnnemâ uride biha bu ayet ile murad olundu. Mâ ul bir hüküm ki kad ruvi an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. O da neden? Mimma ravahu İbn Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anh. İbn Abbas ve Ebu Hureyre onda tasih edin. Abdullah İbn Abbas'ın ve Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadislere bakılırsa bu ayet ile bu murat değil. Şimdi bu vakadan bak anlaşılacak ki okuyacağız ya. İnsan hemen ayeti kerimeye baktı mı? Onun manasını Arapça bilir, anlar ama sebebin nüzulünü bilmediğinden hüküm neye ait onu çıkaramaz, yanlış olur, yanlış gider. Şimdi bak bu ayet-i kerimede açık. Size ne türlü azap ederlerse siz de o türlü azap edin. Binaenaleyh o beni ne ile öldürdü, ben de onu o şekilde öldürdüm. Yahut da kafirler Müslümanları ne şekilde azap ediyorlar, ateşte yapıyorlarsa sen de onu ateşte yap. Onlar azaların etrafını kesiyorsa sen de onun azasının etrafını kes. Böyle anlaşılır. Halbuki şimdi hadisten izahat veriyor ki maksat o değil. Maksat o değil. Şu halde bir ayeti kerimenin tefsirini nereden anlayacağız? Hadisten anlayacağız. Şimdi ayet ayeti tefsir eder. Başta bir ayetin tefsirini diğer bir ayetten alacaksın. Başka bir ayetten alamazsan ondan sonra hadise ineceksin. Ayetin tefsirini hadiste bulacaksın.
Yok, eğer onu yapmazsansa böyle yanlış yanlış hükümlere gidilir. Haddesena Gaysun an İbn Ebi Leyla an el Hakem an Miqsam an İbn Abbas kâle. Abdullah bin Abbas buyurdular ki lemma kutile Hamzetu. Vaktaki Hamze radıyallahu teala an Uhud'da şehit edildi ve müssile bihi hem de temsil edildi. Temsil kulağı, burnu kesildi. Evet, müsli edildi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bunu görünce çok müteessir oldu ve buyurdular ki لَاِنْ ظَفِرْتُ بِهِمْ. Eğer bu Kureyş kafirlerine Cenab-ı Hak beni muzaffer kılarsa, ben galebe çalarsamsa لَاَمْسِلَنَّ لَاُمَثِلَنَّ, ikisi de caiz, لَاَمْسُولَنَّ, o da caiz. Yani sülasiden gelirse birinci babdan ve ikinci babdan gelir. Mezitten gelirse tefid babından gelir. لَوْ اُمَثِّلَنَّ, elbette ben müsle yaparım بِسَبِعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ, onlardan 70 kişiyi müsle yaparım. Resulullah Efendimiz Hazreti Hamze'nin bu halına çok acıdı. Hazreti Hamze'nin intikamını almak için yemin etti. Cenab-ı Hak beni muzaffer kılarsa Kureyş'ten 70 kişinin ağzını, burnunu, kulaklarını keseceğim dedi. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, bunun üzerine Cenab-ı Hak derhal inzal buyurdu. Estaizu billah. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Resulullah Efendimiz'i Cenab-ı Hak irşad ediyor. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ, siz azap yaparsınızsa, yani ben seni ya Habibim muzaffer kılarsam, kafirlere galebe çalar da onları azap edecek olursansa, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, onlar nasıl azap ettilerse sen de öyle azap et. Yani onlar Hazreti Hamze'yi müsle yaptılar, sen de onlara müsle yap. Ama ne kadar? Bir adama bir adam. Bir adama 70 adam değil. Onlar kaç adam müsle yaptılarsa sen de o kadar müsle yapabilirsin. Hazreti Hamze'den başka diğer şehitler de vardı, onlar da müsle yapıldı. Lakin Cenab-ı Hak tekrar irşad ediyor Habibini, ne diyor? وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ, yok siz müsle yapmaz da sabreder iseniz, müsleyi terk edersinizse لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, sabredenlere bu daha hayırlıdır. Yani sen yemin ettin Habibim, o yeminin yerine getirmesi için müsle yapması sana caiz ama eğer terk edersense daha hayırlıdır dedi. Ayet-i Kerime böyle emrediyor. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, ayet-i kerime nazil olduktan sonra Resulullah Efendimiz buyurdular ki bel nasbiru, belki biz sabrederiz. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena el-Haccac ibnül Minhal ha ve haddesena el-Hasen ibn Abdillah ibn Mansur kâle haddesena el-Heytem ibn Cemil kâle haddesena Salihul Merriyyü an Süleyman el-Teymiyye an Ebi Osman el-Nehdi an Ebi Hurayrete enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yukarıki hadisi şerif Abdullah ibn Abbas rivayet eylemişti. Bunu da Hazreti Ebu Hüreyre rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz vekafe ala Hamzete, Hazreti Hamze'nin cenazesinin ucunda, başucunda durdu, baktı, hine tüşhide, şehit olduğu vakitte gitti ki şehit etmiş, hani meşhur şehit etmişti ya, Vahşi. Vahşi'nin şehit ettiğini böyle görünce fenazara ila emrin, bir emre nazar etti. Öyle emir ki lem yenzur kattu. Peygamber Efendimiz böyle bakmamıştı. İla emrin, bir emre. Öyle emir ki evce'ali kalbihi, kalbini ziyade kederli kılan bir emre bakmamıştı minhunda. Yani Resulullah Efendimiz'in kalbine keder verecek birçok işler görmüş. Görmüş ama Hazreti Hamze'nin şehadeti kadar kendisine tesir eden bir vaka görmemişti. Çok müteessir oldu. Onu öyle görünce fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yerhamukallah, ya Hamze, Allah sana rahmet eylesin. En kunte le vesulen lirrahmi, en şan, şan ne? Kunte le vesulen, sen vasleder idin lirrahimi, sile-i rahmi, rahmi sile yapardın. Akrabani teallukatini görür gözetirdin. Fe'ûlen lil hayrat, hayratı işlerdin.
Feul vezni yani çok işlerdin demek. وَلَوْ لَا حُزْنٌ مِنْ بَعْدِكَ Senden sonra hüzün, keder olmasaydı. لَسَرَّنِي Beni meşgul eder idi. اَنْ اَدَعَكَ Seni terk edeyim. Hatta تُحْشَرَ Hatta haş olasan مِنْ اَفْوَاجٍ شَكْتًا Muhtelif fövüşlerden. Yani seni defnetmezdim. Seni böyle bırakırdım. Kurtlar, kuşlar gelir, yerdiler. Onların işlerinden sonra fevç fevç sen haş olurdun. Fakat beni hüzün verir de onun için böyle yapmadım. Senden sonra eğer bu hüzün olmasaydı tabi kurdun, kuşun yerilmesi ayrıca insana hüzün verecek. O olmasaydı terk ederdim. Kurtlar, kuşlar seni yesinler. Ve eyyumullahi Allah'a yemin ederim ki le emsilenne ben müsle yaparım bi sebeine 70 kişiyi minhum onlardan mekâneke senin yerine. Senin yerine 70 kişiyi müsle yaparım diye yemin etti Peygamber Efendimiz. Fenezzele aleyhi Cibril aleyhisselam Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Cibril aleyhisselam nazil oldu ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vakifun ba'du. Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza'nın henüz başında. Daha bu yemini etti. Daha oradan ayrılmadan Cibril aleyhisselam indi. İnzal buyurdu Cenab-ı Hak Hazreti Cibril'le. Neyi? Neyle indi? Bi havatimi suretin nahlin. Sure-i Nahl'in sonunda. Öyle mi? Sure-i Nahl'in sonunda. Ve in akabtum fa'akibu bi misli ma ukittum bihi ve le in sabartum behve hayrun lissabirin. Cibril aleyhisselam bunu inzal buyurdu. İlâ ahir-i sure. Surenin ahirine kadar. İnzal buyurdu. Fasabara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de sabretti. Öyleyse ben muzaffer olursam müsle yapmam. Ama yemin etti. Ve keffere an yeminihi yemininden de kefaret verdi. İşte ayet-i kerimenin sebebi nüzulü bu. Yoksa şimdi hali hazırda bir kafir tutmuş kızılbaşların yaptığı gibi bir sünniyi bulurlarsa hemen ateşe verir yakarlar. Biz de onlardan yakalayalım da ateşe mi yakalım? Yok, caiz değil bu. Sen bu ayet-i kerimeyi misal getireceksen onlar bizden yakıyorlar. Biz de onlardan yakalım. Ayet-i kerimenin sebebi nüzulü Hazreti Hamza'nın müsle meselesi. Onun için veleyin sabartum lehu hayrun sabir. Usulü bir kaide var. İbratu bi umumil lafz la bi kusm. Evet. Yok bu ona dahil değil ki. Yok bu ona dahil değil. Çünkü müsle haram. Müsle haram olduğu gibi veyin hakeptum ona o şey müsleyi helal etmez. Çünkü müsle hakkında Peygamber Efendimiz katı surette nehy eyledi. Eyledikten sonra bunu delil daha getiremezsin. Çünkü müsle var İslamiyet'in evvelinde sonradan nesk edildi. Kaide-i umumiye o oldu. Bu ayeten mensuh diyebilir miyiz hadislerden? Hı? Bu ayeten. Mensuh değil, sebebi vurudu başka. فَاِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِي لَاَيَ Bu ayet nazil oldu. فِي هَذَا الْمَعْنَى Bu manada. Bu manada yani Resulullah Efendimiz'in yeminine kefaret versin de müsle yapmasın. لَا فِي الْمَعْنَى الَّذ۪ي زَكَرْتَ Yoksa senin zikrettiğin manada değil. Onun zikrettiği mana ne? Yani kafirler, Müslümanlara ne türlü azap ederse biz de onlara o türlü azap edelim. Yok. Öyle değil. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yine teyit ediyor bu ikinci mezhebin davasını ki Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ennehu kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular la kavade illa bisseyif la kavade kısas olmadı illa bisseyif illa kılıcılı oldu. Kısas icra edilecekse kılıcılı icra edilir. Peki bunu da ispat ediyor. Diyor ki haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kâle haddesena Ebu Asim kâle haddesena Süfyan-ı Sevriyü an Cabir'in en Ebi Azib عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيِّفِ Kısas olmadı illa kılıcıyla oldu. Evet. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis delalet etti ki اَنَّ الْقَوَدَ قِسَاسِ لِكُلِّ قَتِيلِ مَا كَانْ Her bir katile ki oldu لَا يَكُونَ اِلَّا بِالسَّيِّفِ Olmaz illa kılıcıyla olur. وَقَدْ جَاءَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'den geldi. Ma qaddalla ala ma zekerna eyda. Bizim bu zikrettiğimize delalet eden başka bir hadis daha geldi. Haddesena Rabi'ul Mâzdin. Kale haddesena Esed.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم Resulullah Efendimiz ütiye bir cirahim, bir yaralı adamı getirdiler. Ve emarahum en yesteenu. Dedi ki siz bekleyin. Bunlar emretti ki bekleyin. Biha o yaranın sahibine bir sene bekleyin. Yani bakalım ki o yaradan mı ölecek? O yara ona tesir edecek mi yoksa etmeyecek mi? حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Efendimiz Hazretleri buyurdular ki لا يستقاد من الجرح yaradan kısas alınmaz hatta yebra eğlenmedikçe bakalım eğer yara eğlenirse o vakitte o yaranın şeysine kadar bundan ne kadar para alınacak ona göre alınacak. Bir de var ki yara adamın helakine götürdü, adam öldü, vakitte kısas edilecek. فَلَوْ كَانَ يُفْعَلُ بِالْجَانِ كَمَا فَعَلْ caninin işlediği gibi derhal ona işlenecek olsaydı كَمَا قَالَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى birinci mezhebin sahipleri dediği gibi onlar ne şekilde yaparlarsa biz de o şekilde yaparız. Eğer böyle olsaydı لَمْ يَكُنْ لِلْاِسْتِينَاءِ مَعْنًا bir sene beklemeye mana olmazdı. Bu yaralıya ne emretti Peygamber Efendimiz? Bir sene bekleyin bakalım ki bu yara bunu öldürecek mi, iyi mi olacak? Eğer onların dediği gibi olsa beklemeye lüzum yok. O adam ne yaptı? Kolunu kesti, sen de kolunu kesersen. Kulağını kesti, sen de kulağını kesersen. Demek ki istinanın bir manası var. Öyleyse onların dediği gibi değil. لَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاتِ onların dediği gibi olsa o kat eden, kesen adama vacip olurdu. قَتْعُ يَدِهِ elini kesmek. O elini kesmişse onun elini kesmek. اِنْكَانَتْ جِنَايَتُهُ قَتْعًا eğer onun cinayeti el kesmek ise. بَرَى مِنْ ذَلِكْ اَلْمُجْنَ عَلَيْهِ o cinayet işlenilen adam isterse iyi olsun, evmati isterse olsun. Onların dediği gibi olsa o birisinin elini kesmiş. Sen de tutar onun elini kesersen. Ama belki o birinci adamın, eli kesilen adam belki öldü, ister iyi olsun, ister olsun. Halbuki yok, Resulullah Efendimiz diyor ki, eli kesilen yahut herhangi bir yarayı alan bir adam, bir sene beklesin, yarası iyi olursa, o vakitte yaranın kıymeti neyse, o ona göre kısas alınır. Ölürse tam kısas olur. فَلَمَّا سَبَتَ الْاِسْتِينَاوُ vaktaki beklemek, intizar etmek sabit oldu. لِيُنْزَرَ نَزَرْ اُلُنَا كِ مَا يَعُولُوا اِلَيْهِ الْجِنَاءَ cinayet neye raci olacak? Neticesi ne olacak? Sebete bizalik. Bununla sabit oldu ki اَنَّمَا يَتِبُ ف۪يهِ الْقِسَاسِ ol bir şey ki onda kısas vacip olur. Huve ve nedir? مَا bir şeydir ki يَعُولُ اِلَيْهِ الْجِنَايَةِ cinayet nereye giderse kısas da oradan başlar. لَا غَيْرُ ذَلِكَ bunun gayrısı değil. Öyleyse yaralı bir adam beklenilecek. Daha yarası iyi olacak yahut ölecek. Ölecekse tam kısas tereddüt eder. Yok, ey olursa o yaranın garameti, onu verecek. Beyin şimdi diyor ki, olur ki birinci makale sahipleri itiraz ederler. Derler ki, sizin buravilerden birisi zayıf. O da kim? Yahya ibn Ebi Enise. Feyin ta'ane ta'inun. Fi Yahya ibn Ebi Enise. Yahya ibn Ebi Enise'ye ta'an eder de bunun rivayeti mekbul değildir derse. وَاَنْكَرْ عَلَيْنَا الْاِحْتِجَاجِ بِحَد۪يسِ çünkü rivayet Yahya ibn-i Ebi Enise'den geldiğinden bununla ihticacı bize inkar ederse فَاِنَّ عَلِيَّ ibn-i الْمَد۪ينِ meşhur muhaddisinden Ali ibn-i Medini ki hadiste İmam-ı Bukhari ekser rivayetlerini bundan almış. Hatta kendisine de sormuşlar ki sen İmam Ahmed ibn-i Hanbel daha hadisi çok ezberlemiş. Ondan almıyorsun da Ali ibn-i Medini'den niçin çok alıyorsun? İmam Bukhari demiş ki Ali'ül Medine hadisi rivayet ediyor, onun illetini de biliyor. İmam Ahmed ibn Hanbel rivayet ediyor, illetini bilmiyor. Onun için Ali'ül Medine'den alıyor. İşte Ali'ül Medine o İmam Bukhari'nin aldığı hocalardan, hadisi rivayet ettiği hocalardan diyor ki Ali'ül Medine قَدْ زَكَرَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ Yahya ibn-i Sa'id'den zikreyledi ki اَنَّهُ bu Yahya ibn-i Ebi Enise sizin itiraz ettiğiniz bu zat اَحَبُّ اِلَيْهِ
Yahya ibn-i Sa'id de demiş ki, Yahya ibn-i Sa'id bana daha ziyade sevgilidir. Fi hadisi Zühri, Zühri'den almış olduğu rivayetlerde min Muhammed ibn-i İshak, Muhammed ibn-i İshak'tan daha bana sevgilidir, daha iyidir. Yani İmam-ı Zühri'den Muhammed ibn-i İshak da rivayet eylemiş, Yahya ibn-i Ebi Enis'e de rivayet eylemiş. Siz Yahya ibn-i Ebi Enis'e itiraz ediyorsunuz ama fakat bunu diyor Ali'ül Medini Yahya ibn-i Sa'id'den rivayet ediyor ki İmam-ı Zühri'nin hadislerini rivayette Yahya ibn-i Enis'e Muhammed ibn-i İshak'tan daha sevgili olan. Yani o daha ondan kıymetli. Siz Muhammed ibn-i İshak'ın rivayetini alıyorsunuz. Bu ondan daha kuvvetli. Bunu niye almıyorsunuz? وَقَدْ حَدَّسَنَا إِسْمَعِلُ بْنِ يَحْيَ الْمُزَنِي İmam-ı Tahav diyor ki bana İsmail-ül Müzeni rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدٌ اِدْرِسَ الشَّافِعِ Bu İsmail-ül Müzeni İmam-ı Şafii'nin tilmizi. İmam-ı Şafii'nin mezhebini Mısır'da yayan neşreden zat. İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. O da İmam-ı Şafii'den almış. قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ السَّقَفِ اَنْ خَالِدِ الْحَزَّى عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان جناب حق إحساني فرض قلدي على كل شيء هر شيء ده فرض قلدي فإذا قتلتم siz öldürür iseniz فأحسنوا القتلة o öldürmeyi de güzel ediniz hayvan boğazlayacaksınız hayvanı da güzel boğazlayın وَإِذَا زَبَحْتُمْ بُغُزْلَرْسَنِزْسَ فَأَحْسِنُوا الزَّبْحِ Zebhi de güzel yapın. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ Sizden biriniz yani hayvan boğazlayacaksa evvela keskin yapsın. شَفَّتَهُ بِشَعْنِ وَلْيُرِحْ زَبِيحَتَهُ O kesiciyi hayvanı da rahatça boğazlasın. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ Peygamber Efendimiz nasıl emretti? بَاَنْ يُحْسِنُوا الْكِتْلَةَ öldürecek bir hayvanı, bir insanı rahatça öldürsün, azap etmesin. Ve en yurihu evet, irahe etsinler, rahatça öldürsünler. Ma halallahu lehum zebhehu minel en'am. Hayvanlardan Cenab-ı Hak boğazlamasını mübah kılmış olduğu hayvanların boğazlamasını da güzel yapsınlar, onları azap etmesinler. Fema ol bir hayvan ki uhille lehum katluhu nasa cemaate onu öldürmek helal kılındı. Evet. Min beni Adem, beni Adem'den fehu ahra, o daha layıktır. Madem hayvanlara yapılacak muamelede Cenab-ı Hak ihsanı emrederse beni Adem'den katli vacip olan, yani kısas vacip olanları da kısas ederken onlarda da ihsan yapmak fehu ahra daha layıktır. En yuf'ale bi zalik. Onu güzel öldürmek daha layıktır. Çünkü hayvan hayvan olduğu halde ona Peygamber Efendimiz emrediyor ki siz onu güzel boğazlayın, azap etmeyin. Bu insan kısas edeceksen ona niye azap edeceksin? Kılıcıyla boynunu vurursun, rahatça ölür gider. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا يُسْتَأْنَا بُرْءُ الْجِرَاحِ وَخَالِفَ مَا ذَكَرْنَا فِي ذَٰلِكَ مِنَ الْآثَارِ فَكَفَى بِهِ جَهْلًا فِي خِلَافِهِ كُلَّ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ Bir adam itiraz etse feyin kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki la yüstâne bürgül cirah. Bir adam yaralandı mı, dünkü dersi okuduk, Resulullah Efendimiz buyurmuş ki sabredin, bir sene sonra, bir sene sabredin. Bakalım ki bu yaranın tesiri nasıl olacak? Bu yara bu adamı götürecek mi, o yaradan ölecek mi, yoksa yara iyi olacak mı? Ona göre ona hüküm verilecek. Eğer o yaranın tesiriyle ölürse kısas lazım gelir. Yok, o yara iyi olursa vakitte o yaradan dolayı ne kadar garamet alınacaksa o alınacak. Yok adam diyor itiraz etse dese ki yaranın iyilenmesine beklenmeye lüzum yok. Onlar ne dediler? Bir adam ne ceza işlerse, ne türlü azap ederse siz de onu o türlü azap edin. Binaenaleyh adamın elini kesmiş, kulağını kesmiş. Sen de hiç yaranın eğlenmesine bekleme, sen de onun elini kulağını kes. Bu birinci kavuş sahipleri böyle dediler. Bu adam böyle derse, yaranın eğlenmesine lüzum yok. Ve halefe ma zekerina, bizim zikrettiğimize de muhalefet ederse, fî zâlik bu mesele hakkında, minel âsar hadislerden zikrettik ya, onlara muhalefet eder de, yaranın iyi olmasına bakılmaz,
beklenilmez derse fekefa bihi cehlen, o adama cehil yönünden kifayet eder. Bu adamın cahil olduğu meydana çıkar. Nerede cahil olduğu? Fi hilafihi, o adamın muhalefet etmesinde. Kime? Külle men tekaddemehu minel ulema. Ulemadan ne kadar gelmiş geçmişse kendisinden evvel hepsine muhalefet ediyor bu adam. Bu adam cahil adam. Bunu cehalet yönünden yeter bu. Ve ala zalik, bunun üzerine, yani böyle diyen adam cahildir. Fakat bununla beraber فَاِنَّا نُفْسِدُ قَوْلَهُ مِنْ تَرِيْقِ النَّظَرِ, kıyas tarikiyle de biz bu adamın bu sözünü iptal ederiz. وَذَٰلِكَ اَنَّا رَأَيْنَا, bu da şu sebeple ki biz gördük. رَجُلًا bir adamı ki لَوْ كَتَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَعًا, خَطَعًا bir adamın elini kesse. فَبَرَأَ مِنْهَا, bu adam değil olsa, eli kesilen adam değil olsa, وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ الْيَدِ, o elin diyetini vermek vaciptir. Yani elini kesti, adam ölmedi. Yara iyi oldu. Elini kestiğinden dolayı elin diyetini verecek. Bir elin diyeti de bir insanın diyetinin yarısıdır. Yani 100 deve bir adamın diyeti 50 deve verecek. وَلَوْ مَاتَ مِنْهَا, yok, adamın elini kesti, adam da o yaradan dolayı öldü. Ölürse وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ, o elini kesen adama bir adamın diyetini verecek. Yani 100 deveyi verecek. Niçin? Bu adam, o adamı öldürmedi, elini kesti. Fakat elini kesti, iyi olmadı. Devam ediyor de adamın ölümüne sebep oldu. Ölümüne sebep olduğundan dolayı tam diyet verecek. Peki ya elini kesmesi? Adam öldü, adamın diyetini aldı. Bir de elin diyetini de ister mi? Yok. وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْيَدِ شَيْءٍ, daha o elini kestiğinden dolayı ayrıca bir elin diyeti isteyemez. وَدَخَلَ, dahil oldu, مَا اُلْ بِرْ دِيَتْ كِي كَانَ يَجِبُ فِي الْيَدِ, elde vacip ol, elini kestiğinden dolayı vacip olan o diyet dahil oldu, فِي مَا وَجَبَ فِي النَّفْسِ, nefiste vacip olan diyete dahil oldu. Madem adam öldü, işte o elde onun içinde beraber. Ayrıca hem elin diyetini versin, hem adamın nefsinin diyetini versin, bu olmaz. O el ona dahil oldu ya, bir adamın nefsinin diyetini verir. Bu hatada böyle olursa, bu hatayı kesmişti yani, kasten değil. Mesela sen dışarıya bir taş atıyordun yahut da bir şeyi, bıçağı sallıyordun, kazara adamın elini kestin, hatayı kesildi. Diyetini vereceksin ama beklenecek. Eğer yara iyi olursa elinin diyetini vereceksin. Yaradan iyi olmazsa, ölürse tam diyeti vereceksin. Hesar el cani, cani oldu, hatan ve eli kesen oldu. Kemen katede, katleden gibi oldu. Ve leyse kemen kata'a, el kesen gibi olmadı. Göğe o adamı öldürmüş gibi oldu. Ve saretil yedu, el oldu, la yecibu leha hükmün. O ele bir hüküm tereddüb etmedi, vacip olmadı. Evet. İlla ve nefsu kaime. Bir ele hüküm vacip olmaz. İlla nefis kaim olursa, insan hayatta olursa, ha, elin hükmü nedir? Yarın diyet, diyetinin yarısı. Bu vakitte elin diyeti alınır, verilmiş. Demek nefis hayatta olduğu müddetçe elin hükmü var. Şart bu. وَلَا يَجِبُ لَهَا حُكْمٌ, bir ele hüküm vacip olmaz. اِذَا كَانَتْتِ نَفْسُ تَعْلِفَةً, nefis telef olursa, ölürse o vakitte de elin hükmü vardır, diyeti vardır denilmez. Niye? O elin diyeti nefsin diyetine dahil oldu. فَسَارَ النَّزَرُ عَلَى ذَلِكِ, işte buna nazaran evet oldu. اَنْ يَكُونَ كَذَلِكْ, böylece ola. اِذَا قَتَعَ يَدَهُ عَمْدًا, insanın elini kasten keserse bunun da böyle olması icap etti. فَاِنْ بَرَأَ, insanın elini kasten keser de o elde iyi olursa, فَالْحُكْمُ حُكُمْ لِلْيَدِ, el için olucudur. وَفِيهَا, onda da الْقَوَدُ, kısas vardır. Ya elini kesecek ya diyetini alacak. وَاِنْ مَاتَ مِنْهَا, yok ondan ölürse, elini kestiğinden dolayı iyi olmaz da ölürse, فَالْحُكْمُ حُكُمْ لِلنَّفْسِ, nefs içindir. Yani tam diyet alınır. وَفِيهَا, onda da olucudur. الْقِسَاسُ, kısas olucudur. Nefiste kısas, adam öldüğünde nefiste kısas olucudur. لَا فِي الْيَدِ, elde değil.
etti. Ben bunun elini kesmiştim, ölmeyeydi. Binaenaleyh bu adamın da yalnız eli kesilir. Fakat sen elini kestin, adamın ölümüne sebep oldun. Öyleyse tam kısas tereddüt eder. Kıyasen ve nazaren alâ mâ zekâne min hükmül hata. Hataen kestiğinde hükmü beyan ettik ya, işte ona kıyasen gasten keserse o da böyle olması lazım gelir. Şimdi birinci kavim sahipleri ne dediler? Ne dürülür, azap edildiyse o türlü azap edilecek. Binaenaleyh gasten bir adamın elini keserse onun eli kesilir dedi. İkinci kavim sahipleri ne dediler? Yok dediler. Beklenecek o. Eğer elini kestiğinden dolayı iyi olursa doğru. Onda bir elin diyet alınır. Yok, adam o elini kestiğinden dolayı ölürse o vakitte tam kısas tereddüdedir. Beklenilecek, bakılacak. Halbuki ötekiler diyor ki beklenmeden hemen biz elini keseriz. Öteki hisleri yoksa ister olmasın. Hocam bu sene katil ölürse? He? Katil ölürse onun veresesinden alınır. وَيَدْخُلُ اَيْذَا Buna dahil olur. عَلَى مَنْ يَقُولُ diyen adam üzerine dahil olur. Yani tereddüt eder ki اِنَّ الْجَانِيَ Cani يُقْتَلُ قَتْلُنُرْ كَمَا قَتَلْ Nasıl öldürdüse o da o şekilde öldürülür. Buna dahil olur. Yani onlar diyorlar ki, hani yukarıda biz dedik ki bir adam bir adamı öldürürse, ikinci kavuş sahipleri diyor ki o kısas şeyle öldürülür, kılıç ile yapılır. Birinci kavuş sahipleri diyor ki ne şekilde öldürdüyse biz de onu o şekilde öldürürüz. Ve Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadisi delil getirdiler ki bir Yahudi bir kızcağızın üzerindeki ziyneti aldı, başını da taşına nezdi. Binaenaleyh Resulullah Efendimiz de emretti, Yahudunun başını taşına nezdiler. İşte bu bize delil olur dediydi. Ona ikinci kavuş sahipleri dediler ki bu İslamiyet'in evvelinde vardı, neskedildi. Veyahut o kızın malını aldığı için değil de bu Yahudi bir yol kesici hükmünde olduğundan o ne türlü öldürmek Resulullah Efendimiz'e mübah oldu, o da o şekilde öldürdü. Şimdi o birinci kavle sahip olanlara tereddüt eder. Ne şekilde öldürdüyse biz de onu o şekilde öldürelim diyenlere tereddüt eder. Bir sual tereddüt eder. Nedir o da? En yekûde diye ki izâre mâhu bisehmi bir ok attı öldürdü. Fakat elehu o katli öldürdü. Ne lazım gelir ona? Sehmi oldu. İzâre mâhu bisehmin fakat elehu. Bir sehm attı da onu öldürdü. En yansiber râmiye. Öyleyse o ok atı öldüren adamı diker. Bir yere diker. Feyermiyehu ona oku ata. Hatta yıkılehu. Onu öldüren. Öyle ya, bu neyle öldürmüştü? Okuna. Öyleyse onu da bir yere dikeceğiz. Öteki adam atacak öldürünceye kadar. Bir okta mı öldü, iki okta mı öldü, on okta mı öldü artık. Bu böyle olması icap eder. وَقَدْ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Halbuki Peygamber Efendimiz nehyeyledi. اَنْ سَبْرِ زِي ruh, ruh sahibini sabren bir yere hedef ittikaz edip de o şekilde öldürmeden Resulullah Efendimiz nehyeyledi bu. Bu caiz değil. فَلَا يَنْبَغِي layık olmaz ki en yusbara ahadun bir kimse böyle sabran bir yere hedef ittikaz edile linehin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bundan nehyettiği için. Velakin yuktelu katlen lakin o adam öldürülür. Öyle katil ki la yikun olmaz ma'hu o katille beraber şeyun minen nehi nehiden hiçbir şey olmaz. Yani öyle bir şekilde öldürülecek ki o şekli Resulullah Efendimiz nehyilememiş. Nehi yok. O da nedir? Kılıç. Kılıçla öldürürsen nehi yok. Yok, adamı bir yere dikersen de ondan sonra hedef ittikaz edersen o şekilde öldürürsen bunda nehyetmiş. Yahut da ağzını burnunu kesersen, asasını paramparça yavaş yavaş kesersen bu müsle olur. Bunlardan nehi var. Öyle bir şekilde öldüreceksin ki onda nehi yok. O şekilde öldüreceksin. Ela tera sen görmez misin ki enne racülen bir adam levneke haracülen bir adamın namusuna taarruz etse fekatelehu bizalik o adamı o şekilde öldürse
Mesela tuttu bir adamı, ona livata yapa adamı öldürdüler. Şimdi kısas lazım geldi. Birinci kavunun sahiplerine göre o ne şekilde öldürdü? Livatayla öldürdü. Öyleyse o adama da livatayı verip o şekilde öldürülmesi icap eder. Bunların dediği doğruysa. اَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْوَلِيِّ Halbuki o mektulun velisi için vacip olmaz. اَنْ يَفْعَلَ بِالْقَاتِلْ كَمَا فَعَلَ Katil livate yaptı, öldürdü diye o da ona livate yapı öldüre, bu caiz değildir. وَلَاكِنْ يَجِبُ لَهُ O adama vaciptir. اَنْ يَقْتُ لَهُ O livate yapan adamı öldüre. Onu öldürür, kılıcını öldürür. Peki niçin livate yapar, öldürürse? لَاَنْكَاهَهُ اِيَّهُ Bu adama öyle livata yapması haramın alim. Bu adamı haramdır. Şu anda birinci kavlin dedikleri gibi öyle şekilde öldürdüse biz de onu o şekilde öldürürüz demesi bak batıl oldu. Evet. فَكَذَٰلِكَ سَبْرُهُ اِيَّهُ O katili bir yere hedef dikip de ona atıp da sabran öldürmek bu da böyle caiz değildir. فِيمَا وَسَفْنَا وَسْفَتِّيْنِزْ bu şeyde vakalarda haramun aleyh o adama haramdır velakin lehu katluhu o mektulun velisi için caizdir katluhu katili öldürmek kema yuktelu katlolunduğu gibi men bir kimse ki halledemuhu kani halal olan bir adam ne şekilde öldürülürse o da o şekilde öldürülmesi caizdir kani ne suretle halal olmuş bir iddetin irtidat etmiş ev bi gayriha yahut da başka bir sebeple onun öldürülmesi lazım gelmiş. O nasıl öldürülürse bu da hem de kıyas getirdiler. Kıyasen de ispat ettiler ki وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Yalnız İmam Ebu Hanife'nin bir bu kavlden ayrılığı var. غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَالْ Yalnız var ki İmam-ı Azam كَانَ لَا يُوْجِبُ الْقَوَدْ Kısası vacip kılmazdı. عَلَى مَنْ قَتَلَ بِحَجَرْ Taş ile bir adamı öldürürse ona kısası vacip kılmaz diye diyeti vacip kılar. Kılıç ile, silah ile öldürürse kısas vacip. Yok, taş ile öldürürse kısas vacip değildir diyor İmam-ı Azam ya. Ona diyet tereddüb eder. وَسَنُبَيِّنُ قَوْلَهُ هَذَا İmam Ebu Hanife'nin bu kavlini de biz beyan ederiz. Yakında, gelecek önümüzdeki babda. وَالْحُجَّةُ لَهُ Delil de İmam Ebu Hanife'nindir. Hüccet onundur, yani onun delili kuvvetlidir. Nerede beyan ederiz? فِي بَابِ شِبْهِ الْعَمْدِ شِبْهِ الْعَمْدِ babında inşallahü teala. Şibh-i Lamd babı da işte şimdi okuyacağız.